Evet, davanın 6. duruşmasını 23 Kasım itibariyle, yani dün itibariyle gerçekleştirdik. Daha doğrusu yine sorunlu bir duruşma oldu. İlk başladığımız gündeki sorunlar maalesef hala devam ediyor. Ne peki bu sorunlar? Hala bu davanın soruşturmanın başlangıcında olduğu gibi. Yani etkisiz ve isteksiz bir soruşturma sürecinden sonra maalesef kovuşturma aşaması da aynı isteksizlikten, aynı etkisizlikten devam ediyor. Hala mahkemenin bu cinayetin ağırlığını taşıyacak bir yargılama sürecini başlatmadığını biz düşünmekteyiz. Daha doğrusu böyle bir pratikleri var. Zaman zaman da tabii yargılamada bizlerin taleplerinin dikkate alınmaması ya da cinayetin aydınlatılması konusunda gerekli olan ara kararların kurulmaması ya da verilen ara kararlardan dönülüyor olması bir şekilde yargılama sürecinde de sorunların açığa çıkmasını ve duruşmaların da gergin geçmesine sebebiyet veriyor. Tabii yıllardır bölgede kamu görevlerinin işlediği bu tür dosyalarda, bu tür başta yaşam hakkı olmak üzere ağır insan hakları ihlallerine konu dosyalarda bir cezasızlık politikası var. Yani bir cezasızlık zırhı her zaman kendisini gösterdi. Tabii Tahir Elçi dosyasında biraz daha farklı bir dosya. Nasıl farklı? Aslında adeta bir canlı yayında, kameraların önünde gerçekleşen bir cinayet ama buna rağmen aradan geçen 7 yıla rağmen hala tek bir kişi cezalandırılmadı. Yani 4,5 yıllık bir soruşturma sürecinden sonra ki bize göre vasat bir iddianame ile bir dava açıldı. 2 yıldır süre gelen kovuşturma yani yargılama aşamasında da maalesef henüz bir arpa boyu yol alamamış durumdayız. Tabii burada genel anlamda yargının içinde bulunduğu durum. Yani yargının maalesef bu tür dosyalarda çok da cesur olamadığını. Bu tür politik cinayetlerin her zaman o ülkenin siyasal iklimiyle de ilintili olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bu anlamda bu tür suikastlerin, bu tür cinayetlerin aydınlanabilmesi açısından ortaya güçlü bir siyasi iradenin de konması gerekiyor. Yani bu konuda istekli bir siyasi otorite olmalı. Eğer siyasi otorite bu anlamda istekli olursa yargı da üzerine düşeni daha rahat, daha kolay bir şekilde icra edebiliyor. Aslında bu da yargının büyük bir ayıbı. Yani bize şunu gösteriyor. Yargının tam da tarafsız ve bağımsız bir pozisyonla bu süreçlere, bu davalara, bu dosyalara gereken ilgiyi göstermediğini ya da davranamadığını bizlere. Hatırlarsanız Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'a yapmış olduğu ziyarette hatta baroya da gelmişti. O günün sabahında Tahir Elçi cinayetine ilişkin bir siyasi suikast değerlendirmesi yapmıştı. Tabii bir dava dosyası açısından önemli bir beyan. Özellikle de bu beyanda bulunan kişinin konumu. Yani cinayetin yaşandığı dönemin başbakanı. Ne anlama geliyor? Aslında yargı bürokrasisi, yani Adalet Bakanlığı, yani güvenlik bürokrasisi, emniyet, istihbarat, hepsinden sorumlu yürütmenin tepesindeki kişi. Kendi başbakanlığı döneminde işlenen bir cinayete siyasi suikast değerlendirmesi yapıyor. Tabi bu dava dosyası açısından ilgi çekici bir beyan. Ve daha belki de dava dosyasını aydınlatacak bir beyan. Bu anlamda bizler o dönemde Ahmet Davutoğlu'nun mahkemeden dinlenmesini istedik. Ocak ayındaki duruşmada bu talebimizi reddetti. Ahmet Davutoğlu'nun görgüye değerli bir beyanı olmadığını söyledi ve reddetti. 15 Haziran'daki duruşmada bir kez daha bu tanıklık konusundaki talebimizi dile getirdik ve bu konuda dinlenmesini talep ettik ve mahkeme bu defa kabul etti. 15 Haziran'da Ahmet Davutoğlu'nun 23 Kasım'daki duruşmada dinlenmesine karar verildi. Ama 19 Eylül'de, yani düşünün 15 Haziran'ın üzerinden 3 aydan fazla bir süre geçmiş, duruşmaya 1,5 aylık bir süre kalmış, bir anda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle mahkeme aynı gün Ahmet Davutoğlu'nun daha önce dinlenmesi yönünde vermiş olduğu kararını geri aldı. Oy çokluğuyla aldı. Bir üye buna muhalefet etti ama tabii şu önemli, neden vazgeçtiniz? Dün mahkemede de bunu sorduk mahkeme heyetine. Oluşturduğunuz çok kısa gerekçede şu aşamada dosya bir yenilik katmayacağı
gerekçesiyle kendi kararınızdan vazgeçtiniz. Ama bunu nereden biliyorsunuz? Ahmet Davutoğlu'nun ne söyleyeceğini bilmeden ve savcılığın talebini hiçbir şekilde bizlere iletmeden, bizlerin beyanını almadan böyle bir kararı veremeyeceklerini dün onlara söyledik. Yani bu adil yargılama hakkının bir ihlali ya da ceza kovuşturmasının evrensel birçok ilkesine aykırı, silahların eşitliği ilkesine, çelişmeli yargı ilkesine aykırı olduğunu söyledik. Hukuksuzca bir karar verdiklerini söyledik. Ama bu kararı gözden geçirmelerini talep ettik. Maalesef mahkeme bu konuda üzerine düşeni dün de yapmadı. Peki neden böyle bir ihtiyaç doğdu? Neden Ahmet Davutoğlu Haziran ayında dinlenmesi yönünde karar verildi de duruşmadan 3 ay sonra savcılık bu konuda yeni bir talepte bulunup dinlenmemesini istedi? Tabii bunun çok da bir savcının ya da o savcının bu talepte bulunmasını gerektiren dosyada yeni bir gelişme yokken böyle bir talepte bulunmasının mantığını biz de çözemedik. Dediğiniz gibi akla hemen neyi getiriyor? Acaba dışsal bir müdahale mi oldu? Evet, şu anda eğer hukuken yaptığınız işi gerekçelendiremiyorsanız, buna dair ortada somut bir etken faktör yokken böyle bir karar veriyorsanız, herkesin doğrudan aklına gelen şey dışsal bir müdahale. Yani birileri acaba Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir süreçte mahkemeye gelip dinlenmesini ya da beyanda bulunmasını istemedi mi? Çünkü Ahmet Davutoğlu biliyorsunuz zaman zaman kamuoyuna yansıyor. Özellikle 7 Haziran 1 Kasım arasında bu ülkede yaşananlarla ilgili konuşursam yer yerinden oynayacak şekilde beyanı olan bir siyasetçi. Acaba birileri daha önce bu beyanda da bulunan Ahmet Davutoğlu'nun mahkemede dinlenmesinin yaratacağı sakıncalara mı gözetti? Bilemiyoruz. Yani biz şu anda bir tanığın gelip ne konuşacağını da bilemiyoruz. Yani Ahmet Davutoğlu'nun neden bunu bir siyasi suikast olarak tanımladığını bizlere izah etmesi için biz mahkemeye davet etmiştik. Bildiği şeyler varsa bu bildiklerini mahkemede dinlendirsin diye talepte bulunmuştuk. Ama dediğim gibi geldiğimiz aşama mahkemenin bu şekilde ara kararından, kendi ara kararından dönmüş olması yoğun dışsal müdahale açısından şüpheler uyandırmaktı. Cinayetin en önemli delili mermi çekirdeğidir. Yani ölüme sebebiyet veren mermi çekirdeği o silah, o çekirdekten, o hangi silahtan çıktığı yönünde tespitiniz için en önemli delil. Ama o dönemde maalesef soruşturma makamları yerinde olay yeri incelemesinde sağlıklı bir olay yeri incelemesi yapılamadığı için mermi çekirdeğini bulamadılar. Ama Diyarbakır Barosu'nun İngiltere'de Londra Üniversitesi'nde adli mimarlık bölümünden yaptığı delil çalışmasından sonra özellikle kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerle tam da vurulduğu ana ilişkin hangi silahlardan ateş edildiğini ortaya koyacak bir rapor aldırdı. Orada görüntüler senkronize edildi, silah sesleri eşleştirildi. Ve o üç polis memurundan, yani bu tabii bir delil nihayetinde şu anda, bir rapor. Bu rapora göre o üç polis memuru tarafından öldürülmüş olması ya da onların silahından çıkan kurşuna öldürülmüş olmasının muhtemel olduğunu belirten bir rapordu. Bu rapora istinaden zaten o üç polis memuru şüpheli sıfatı kazandı. O güne kadar dosyada tek bir şüpheli yoktu. Ve daha önce tanık olarak beyanı alınan polisler şüpheli sıfatıyla ifade vermeye başladı. Ve şu anda yanılmıyorsam ikisi görevinde, hala polis olarak görev yapıyorlar ama bugüne kadar tek bir duruşmaya getirtilmediler. Sadece bulundukları illerden Segbis üzerinden duruşmaya katılıyorlar. Dün duruşmada da Türkiye'de farklı şehirlerden barolar, yani Türkiye'nin farklı barolarından 25 baro buradaydı. 20 baro başkanı duruşmayı takip etti. Anlamlıydı, Türkiye'nin değişik bölgelerinden. Güzel bir dayanışma ve destek duygusu vardı. Ama Diyarbakır Barosu ilk günden beri hep şunu söyledi. Yani asla biz ömrünü faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına adayan bir hukukçuyu, bir baro başkanının dosyasının aynı akıbete
erdirmek istenmesine müsaade etmeyeceğiz dedik. Yani diğer bir deyişle bu dosyada biz gücümüzün yettiği kadarıyla hukuk mücadelesini sürdüreceğiz. Tahir Elçi dosyasının arkasındaki bütün karanlık ellerin açığa çıkması konusunda mücadele edeceğiz. Salt bugün bu 3 polis memuru evet yargılanıyor ama cinayet öncesi yaşananları hatırlayın. Yani Tahir Elçi'nin bir televizyon programında sarf ettiği sözlerden sonra başlayan linç kampanyası. Sonrasında yargı tacizi, gözaltına alınması, tutuk hemen 9 gün içinde iddianamenin hazırlanması. Tahir Elçi'nin avukatlık pratiği, yani takip ettiği davalar, insan hakları mücadelesi. Yani bu cinayetin Salt dört ayaklı minare önünde ya da o sokaktaki bir cinayet olarak düşünülmemesi gerektiğine inanıyoruz biz. Yani bütün yönlerinin açığa çıkması lazım. Yani kafalarımızdaki bütün şüphelerin, soru işaretlerinin giderilmesi gereken bir cinayet bu dava dosyası. Bu anlamda biz Tahir Elçi Vakfı, dava avukatları, Diyarbakır Barosu ve diğer bütün davaya ilgi gösteren barolar hukuk mücadelemizi maddi gerçeğin, hakikatin açığa çıkmasını sağlayacak şekilde yürütmeye devam edeceğiz. 7. yılı geride bıraktık. Yani Tahir Elçi Diyarbakır Barosu'na yıllarca hizmet etmiş. Avukatlık pratiğiyle yönetici ve en son başkan olarak bu baroya büyük emekleri olan, bir mücadele mirası bırakan bir baro başkanımız. Hep şunu söyledik, gücümüz yettiği kadarıyla bu mirasa sahip çıkmaya, yani bu başkanlık pratiğini, bu avukatlık pratiğini sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda da her yıl anma programı düzenliyoruz. Bu yıl da düzenleyeceğiz yine. Bir şekilde bu avukatlık pratiğinin yeni jenerasyona, yeni meslektaşlarımıza hissettirebilmek, aynı zamanda bu davayı, bu cinayeti toplumun hafızasından kaybettirmemenin de mücadelesini yürütmeye devam ediyoruz. Çünkü bu cinayet bir hukuk insanına, bir insan hakları savunucusuna yönelik cinayetti. Ve bu cinayete yönelik yargının ya da işte ülkedeki siyasal iktidarın ilgisizliği, aydınlatmama konusundaki isteksizliğini sürekli diri tutmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda da biz bu yılda kendisini yine dört ayaklı minarenin önünde farklı 3-4 günü sığdırdığımız farklı etkinliklerle anacağız tabii ki.